başta otomotiv ve makina gibi sektörlerimizdeki firmalarımızın üretim yeteneklerini uzay havacılık, nanoteknoloji, kompozit malzemeler gibi ileri teknoloji gerektiren alanlara doğru yönlendirmekteyiz. BTSO çatısı altında kümelenme modeliyle bir araya gelen yüzlerce firmamız bu çalışmalarımızın neticesinde bugün Roketsan, Havelsan, Aselsan, TAI, TEİ gibi birçok savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmalarımızla çalışmaktadır. Bursa Ticaret Sanayi Odası olarak 70 milyon lira, TÜBİTAK'ın da bakanlığımızla birlikte 60 milyon liralık yatırımı ile toplamda 130 milyon liraya mal olan GUHEM'i modern mimari yapısı ve estetiğiyle tıpkı Sydney Opera Binası gibi sembol bir eser olarak Bursa'mıza kazandırmış olduk. Sanayinin, ticaretin ve ihracatın başkenti Bursa'da inşallah GUHEM'le beraber daha yüksek teknolojinin ve tabii ki katma değeri yüksek ihracatın öncülüğü yapılacak. Bu konuda da sizlerin bugüne kadar verdiğiniz yoğun gayretle ve destekle inşallah biz bunları daha ileri aşamalara taşıyacağız. Bu vesileyle tekrar bu merkeze emek katkı veren başta tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımıza ve çok değerli Sanayi Teknoloji Bakanımıza, çok kıymetli TÜBİTAK Başkanımız Hasan Mandal Hocama ve ekibine ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız ve yönetimine ve mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bursa zaten Türkiye'deki sanayileşmenin lokomotif ili olmuştu. Oldu ve onu geliştiriyor. Sanayi deyince birçok alanın yanında ilk akla gelen 3-4 ilden birisi Bursa'dır. Ama bundan sonra bir sıçrama yapmamız gerekiyor. O da yüksek teknolojinin sanayimizin lokomotifine geçmesi lazım. İşte onun bu yapısal dönüşümün de en iyi yapılabileceği yer Bursa'dır. Ve bunun çabası içerisinde arkadaşlarımız, onun için tebrik ediyorum. Yani bu yapısal dönüşümü gerçekleştirip dünyadaki diğer şehirlerle rekabet edecek en iyi merkezdeyiz. O bakımdan bu tesisin bu amaca hizmet edeceğini biliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bursa'mız bir sanayi kenti ve günden günü kendini yenileyen, teknolojik altyapısını da geliştiren bir şehir. Dolayısıyla otomotiv yan sanayinin buraya entegre olması bakımından Bursa'nın topyekun bir dönüşüm yaşayacağını düşünüyorum. Teknolojik dönüşümü yaşayacağını düşünüyorum. Ve bu vesileyle de emek yoğun, işten teknoloji yoğun bir istikrama doğru evrileceğini düşünüyorum. Burada görmekte olduğumuz bu GUHEM adıyla ifade edilen Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi aslında bir vizyonun yansımasıdır. Bursa'mızın tam da sanayisine ve teknolojisine hizmet edebilecek, önümüzdeki süreçte buradaki gençlerin ufkunu genişletecek bir vizyondur. Bu bakımdan değerli başkanım İbrahim Burkay'ı tebrik ediyorum. Size de destekleriniz adıyla şükranlarımı sunuyorum. Bursa Ticaret Sanayi Odası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Bursa Büyükşehir Belediye'miz işbirliğiyle Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi'nin açılışını yapmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. İnanıyoruz ki Hazelfa'nın torunları Allah'ın izniyle onun mirasını en üst düzeylere taşıyacaktır. Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın 16 makro projesinden birisi olan Gökmen projesi kapsamında genç nesillere uzay havacılık, uzay ve havacılık sektörü sevdirilerek bu alanlarda oluşturulacak ekosistemin temellerinin eğitim ile başlatılması hedeflenmektedir. Bursa'da uzay havacılık sektörüne geçiş kapsamında sanayide başlayan dönüşümün güçlendirilmesi ve sektörde kalıcı hale getirilmesi için gençlerimizin uzay ve havacılık sektörüne ısındırılması, onların gelecek hedefleri için hayallerine pencere açabilmesi amacıyla bu proje hayata geçirilmiştir. Yoğun bir faaliyet içerisine girdik. Nestle'nin 5. fabrikasının temelini atarak günümüze başladık. 2011 yılından bu yana Nestle'nin Bursa'ya yaptığı en büyük yatırım bu fabrika olacak. Bakanlığımızın elbette teşvikleriyle bu fabrikada hayata geçiyor. Hemen akabinde Mustafa Kemal Paşa ilçemizdeki 50 yıllık bir beklentiyi
karşılamak üzere yine hayırlı bir işe imza attık. İçme suyu şebekesinin yenilenmesi inşaatını Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe başkanımız ve diğer milletvekili arkadaşlarımızla beraber gerçekleştirdik. Şimdi ise Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi, kısa adıyla GUHEM ve İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi, onun da kısa adı İKMAM, bunların resmi açılışlarını gerçekleştireceğiz. GUHEM Bursa'da uzay ve havacılık alanlarında farkındalığı arttıracak ve bu alanda yapılabilecek çalışmalara ilham verecek bir merkez olacak. Tabii GUHEM'in ülkemiz içinde bir ilk olma özelliği var. Şöyle ki burası aynı zamanda Türkiye'nin ilk uzay ve havacılık temalı bilim merkezi. 14 bin metrekare kapalı alana sahip bu merkez için 130 milyon liranın üzerinde bir yatırım yapıldı. Bu merkezde özellikle sanayiyle işbirliğini geliştirecek, aynı zamanda sanayinin ihtiyaç duyduğu önemli testleri gerçekleştirecek bir merkez. Buradaki bütçenin %70'ten fazlasını da Kalkınma Ajansımız sağlamıştı. Bu iki merkezin ülkemize ve Bursa'mıza hayırlı olmasını diliyorum.